Herkese selamlar dostlar. 14 Ağustos 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda yine 10 adet mücadelem var. Ağırlıklı olarak 7 tane hepsine ideal çıkardım. 7 tanesine zaten ekstra idealim var. 3 tanesine de yüksek oran var. Değerlendirecekler herkese bol şanslar. Pazar günü için herkese şimdiden bol şans dilerim. İsterseniz direkt başlayalım. Bir adet skor yarışmamız var. Ondan önce Trabzon maçının skorunu bilen arkadaşımıza açıklayalım. Bilen arkadaşlar var fakat kazanan az pek tremele isimli kanal arkadaşlar. Instagram üzerinden bana mesaj atarsa Ağustos ayı boyunca katıl Telegram gruplarımızda misafir edelim arkadaşımızı. Pazar günü maç skoru yarışması yarışması ise Alanya Spor Beşiktaş maçı arasında. Gerçekten zor bir maç. Kimin kazanacağı da belli olmaz. Birazdan zaten bahsedeceğim. Sizce maç skoru ne olur? Hafta sonu olduğu için bilen iki arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza dahil edeceğiz. Şimdiden skor yarışmasına katılmak isteyen herkese bol şanslar. Burada zaten tahminleri anlatırken de ufaktan bir eğlence olsun diyerekten skor yarışmamızı yapıyoruz. Geçtim bunu. Bugünün yüksek misis vardı. Cuma gününden çekiyorum. Cuma gününün yüksek misisi arkadaşlar Freiburg Dortmund maçının KG varıydı. 1.30 küsur bantların oranı vardı. Avrupa'da 1.46 civarında bir oranı vardı. Yüksek misli toplamda Ağustos ayı boyunca şu an e, 10, 12 gün geçti. 11 tane yüksek misli verildi. Bu yüksek mislilerden 9 tanesi başarılı oldu arkadaşlar. Tebrik ederim yüksek misliyi değerlendirenleri. Yüksek misli oynadıkları için yüksek misli oynadık. O yüzden orana çok fazla takılmamak gerek. Burada 1.40, bir 1.50, bir 1.60, bir 1.80 bantlarında tek maçtan alıp çıkmamız lazım yüksek misilen. Günün kombini vardı. O ekrana gelsin. Günün kombini Trabzon'dan Canini yediği olarak söyleyeyim ben sizlere. Karşı karşıya kaçtı. Milli santimle Trezeguet'in offside olan golü vardı. Daha doğrusu Trezeguet offside'daydı. Cornelius attı. Freiburg'un ile Trabzon atacağı iki gol iki orandan burada bir kombini yapmıştık. Maalesef başarısız oldu günün kombini. Onu da buradan belirteyim. Geçtim bunu da canlarda neler yaptık. Ondan bahsede bahsedecek, bahsedecek olursak canlarımız bugün topladı. Topladı diyebilirim yani canlarımız. Bodo mücadelesine toplam gol. Şurada şöyle biz Çağrı Reis 12-13 tane bahis vermiş. Nasıl bahisler vermiş hemen söyleyelim. Bodo'nun takım golü ana bahisi olaraktan 1.75 orandan verilmiş. Maç sonu 2.500 İlk kere 0 buçuk üstü olarak dakika 7'de verilmiş bir bahisti bunlar. Hepsi geldi 3 e 1'den bu da maç çok golle geçti. Midland'ın deplasman 2.5 üstü vardı o başarılı oldu. Paderborn maçında maç sonu 0.5 üst. Ekstradan deplasman atışa bir gol 1.70 gibi oranı vardı. Kırmızı kart görmüştü burada Kayser Sulartun. Paderborn'da attı Kazandı 1-0'da zaten. Freiburg'un maçını iki yerden bir gol ve Trabzon maçına canlıdan Enes arkadaşımız verdi. Devre arasında direkt maç sonu galibiyetini önerdi. Açıklamasını yapmış derken Nantil maçı vardı. O geldi. İlk yarıdan bir gol. Nant attı. KG varımız geldi. Samsun'da toplam 2 gol olur vesaire. Bu şekilde canlı bahislerimiz de katı telegram gruplarımızda devam ediyor arkadaşlar. Kazanmak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sizlerden ricam pazar günü olmasından dolayı şöyle artı 300'ün üzerinde like atmanızı. Artı 300'ün üzerinde like gelirse hafta içi çok fazla kombin önerisi yapmıyorum. Hafta sonu yapıyorum sadece. Like güzel gelirse hafta sonu hafta içinde de kombin önerisi yapmaya devam edelim. İlk maçımızla başlayalım. West Ham mücadelesi Nottingham Forest mücadelesi. Nottingham Forest ben izledim arkadaşlar geçen hafta Newcastle'a karşı. Yani sağda öyle durdular yani hiçbir şekilde ne hücum hatta ben şunu söyleyeyim size. Ben maçı zaten izledim bir 30 dakika 40 dakika izledim canlısını verdim ondan sonra. Özetini az önce tekrar izledim ben bir. Yani özette Forest'ın pozisyonu yok ha. Sadece Newcastle oynuyor sadece Newcastle yükleniyor ve şunu gördüm. Yani Forest korkuyor muydu? Ne yapıyordu bilmiyorum yani. Hiçbir tepki veremedi hiçbir şekilde. Yani kaleye gidebildi. Ne böyle defansta tepki verdi. Öyle koştular sadece. Sadece boş boş koştular, koştular, koştuklarını söyleyebilirim. West Ham yine City'ye karşı oynadı. İyi oynadı. Ve West Ham'ın zaten oturmuş bir kadrosu var. Baktığımız zaman zaten Antonio ileride. Bowen, Fornes. Onlar aralarında Lanzini on numara pozisyonunda. Ben burada doğrudan bir West Ham galibiyeti bekliyorum. Maç sonu 2'yi sizlere de önerebilirim doğrudan. Onun dışında da şöyle bir yüksek oran bandında 1.80 bandının oranına çıkalım arkadaşlar. 2-0, ayarında bir West Ham galibiyeti beklediğim için toplam gol aralığı da burada sanırım 2-3 gole takılır diye düşünüyorum. 1.80'de bunun oranı var. Geçtim. Ajaxo ile Lens mücadelesi veya Lens nasıl okursanız ben Lens diyorum. Doğru okunuşu sanırım Lens. Lens diyelim fark etmez. Şimdi Lens'a baktığımız zaman hafta içinde 3-1 gibi kazandı. Ben orada ne verdim? Canlı bahis olarak ikinci gol Lens'e verdim. Başarılı oldum. Maçı da biraz takip ettim. Fofana önderliğinde özellikle kaptan zaten Fofana inanılmaz oynuyor. Openda ve Sotoka çift forvet şekilde veya ikili burada zaten hücum oynanıyor. Openda da vitesseden geldi. Gentin oyuncusuydu sanırım da. Geçen sezon Vitesse de oynuyordu. Onu aldılar. Yani Lans takımı gerçekten Abluka'ya alabiliyor rakip kaleyi. Ben burada oranı görünce şaşırdım. Bakın oranlara bağımsız zaten izlediğim için analiz yapıyordum. Ben dedim ki buradan Lans'ın atacağı iki golü ben buradan alırım diye düşündüm. Şöyle düşündüm. 1.65 bandında bir oranı vardı diye düşündüm. Oran 2.20 küsur. Şuradan bulalım. 2-23 bakın. Deplasman atacağı 2 gol. Ben sadece ideal olarak çıkardım bunu. Fakat oran inanılmaz yüksekmiş. Yani ben de şaşırdım. Şöyle düşünüyorum maçı da kafamda oynadım çünkü. Ajaxo takımı geçen hafta Lyon'a karşı biraz oynamaya çalıştı fakat pozisyonlar verdi kalesinde. Kendi evinde şimdi oynamaya çalışırsa ileride Openda ve Stoka zaten Stoka geçen hafta hat-trick yaptı. Arkalarında özellikle Fofana'da ara paslarla birlikte bu oyuncuları besleyebilirse Lance Deplasman'da 2 gol atabilir diye düşünüyorum. Onun da oranı gösterdiğim gibi 2-23. Ben tek maç çıkardım bunu. Yani de oradan yüksek oran olarak bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Geçiyorum bunu. Salzburg'la Wolfsberger mücadelesi. Wolfsberger hafta içinde bir mücadele oynadı arkadaşlar. Griza ile birlikte. Griza ile Griza. Yolculuklar vesaire derken deplasmanlara 4-0 gibi bir skorla galip geldi. Takım yorgun olduğunu söyleyebilirim. Os, Salzburg burada deplasmanda bir Sturm Graz'a karşı ka kaybetti. Geçen hafta 2-0 deplasmanda kazandı kendi evinde. Ben doğrudan buradan ilk yarı galibiyetini bekliyorum. 1.47 gibi oranı vardı, 1.45'e düşmüş. Salzburg'da zaten Sesko ve Fernando ikilisi hücum hattında ve arkasındaki gençlerle birlikte hücum hattında inanılmaz bir performans sergiliyor. Zaten oynadığı maçlara baktığımız zaman da genellikle ilk yarıdan kopar koparmıştır Salzburg takımı. Osberger takımı da biraz yorgun olduğunu düşünürsek burada ilk yarıdan doğrudan bir Salzburg galibiyeti denenebilir. İdealden bol şanslar. Chelsea ile Tottenham mücadelesi. Geçen hafta iki takımı da izledik. Tottenham'ın hücum hattı gerçekten başarılı fakat burada o hücum oyununu oynayamaz. Oynarsa 3 tane yer burada Chelsea'den. Asıl kontenin şimdi bakın burada göreceğiz Tottenham'ı. Şimdi böyle diğer takımlara Southampton falan onlar iyi takımlar. 5 atmasız geçtim. Şimdi bu Big Six'e yani Chelsea'ye, Liverpool'a, City'ye karşı nasıl oynayacak o önemli. Çok önemli bir sınav açıkçası Tottenham adına bu sezon kurduğu kadronun çok önemli bir sınavı olacak Tottenham adına. Chelsea bu maçta kaybeder mi, kaybetmez mi bilmiyorum. Fakat ben şöyle öncelikle çok fazla gol olacağını düşünmüyorum. Ben o yüzden kaçtım ve yüksek orana gideyim dedim. Tek tercih yaptım bu mücadelede. Chelsea burada kazansa bile 2-0 2-1 ayarında kazanır diye düşünüyorum ama olası bir 1-1'lik bir skor bekliyorum ben. Dediğim gibi skor bantları hep bu marjda kaldığı için toplam gol aralığı olarak ilerlemeye çalıştım bu mücadelede. 1.79 gibi orandan tek tercih toplam gol aralığı 2-3 gol tercihini değerlendirebiliriz diye düşündüm. Yani zor bir maç 2-3 gol tercihi burada yakışır. Bayern Münih mücadelesi. Wolfsburg mücadelesi. Wolfsburg'u da geçen hafta izledik arkadaşlar. İyi bir oyun oynadı. Werder Bremen'e karşı daha etkili oldu daha doğrusu. Fakat 2 dakikada 2 gol dediler. Oradan bir biraz oyundan düştüler. Oyun biraz daha dengelendi. Bayern Münih'i size anlatmaya gerek yok. Fakat ben bu maçta şunu bekliyorum. Herkes yüksek yükleneceğinden dolayı bu mücadeleye Bayern Münih kendi evinde. Wolfsburg zaten burada çıkıp oynamayacak. Savunma yapacak Wolfsburg takımı. Oynarsa 6 tane yer kalesinde. Savunma yapacağından dolayı Wolfsburg'un da şöyle zaten defans kurgusundaki birinci bölgeyi şöyle ileri atmayacak. Yani 15-20 metrelerde kuracak Wolfsburg takımı. Orta saha defans zaten 4-2 şekilde. O iki de iyice defansif orta saha rolüne geçecektir diye düşünüyorum. O yüzden burada ben çok fazla gol beklemiyorum. En azından oran alalım buradan. 4.5 altında bir yaparsak idealde 1.57 gibi oranını alabiliriz. Burada Bayern Münih'e 4.5 altı almak yani risklidir. Her yediğinde harcı değildir ama ben dediğim gibi çok fazla gol beklemiyorum. Yani 2-0, 3-0 Maksimum 3-1 diyorum kendi kafamda. Öyle bir futbol oynadım kendi kafamda. Bakalım gelecek mi? Burada da bir kendimizi deneyelim. Gaziantep Ankara gücü mücadelesiyle devam edelim. Ankara gücü geçen hafta Konya'yı darma duman etti. Bakın darma duman etti Konya'yı kendi evinde. Fakat maç 0-0 bitti. İnanılmaz pozisyonlar kaçırdı. Geçen sezon kendi evinde inanılmaz oynayan bir Antep takımı vardı. Hatta topladığı 46 puanın 40'ını da kendi evinde toplamış. Hatta nereden okuduğumu söyleyeyim. Ha, şurayı da okudum. Şurada yazıyor bakın dikkatimi çekti. Gerçekten kendi evinde iyiydi. Deplasmanda çok kötüydü. Yani bu kadar olduğunu ben bilmiyordum. Şeyden öğrendim. Bu tahminciden öğrendim. Öyle söyleyeyim ben de size. Şimdi geçen hafta Sivas karşısında izledik Antep'i. Ben doğrudan zaten maç sıfırını önermiştim YouTube'da da. 0-2 çift şansı da Antep'in yenilmezliğini önerdim. Çünkü yaptığı transferler iyi transferler ve hücum yönünde etkili olacak transferler ki. Başarılıydı ya. Yani i̇lk maçta sınavı geçti. Gözümden geçti. Ankara gücü de çok pozisyon kaçırdı. Yani biraz daha takım oturduğu zaman bu pozisyonlar kaçmaz diye düşünüyorum. İdealden buradan bir tek tercih olarak KG var 1.58'den önereceğim sizlere değerlendirecekler. Bol şanslar. Ümraniye Antalya Spor maçıyla devam edelim. Ümraniye maçında hep atlayarak gidiyordu bakın. Ümraniye maçında Ümraniye 3 üçlük berabere kaldı Fenerbahçe ile birlikte. İyi oynadı ve Fenerbahçe'ye çok arkada boşluk bıraktı. Ümraniye'nin 3 gol atmasının en büyük sebebi bu zaten. Fakat ben şimdi kendi evinde olmasından dolayı Ümraniye'nin de biraz daha hücum futbolunu oynamasını bekliyorum. Ki zaten yeni yükseldiler. Biraz da güven geldiler Fenerbahçe ile basmanda 3 atmakla. Takım biraz daha morallendi. Hatta soyunma odasından görüntüler vardı. Onları da izledim. Gayet takımın havası iyi. Antalya Spor ilk maçında yenildi. Bu maçta ben doğrudan bir beraberlik beklesem de gollü bir beraberlik bekliyorum. 1.49 gibi orandan KG varını alacağım. İdealden Ve yüksek oran isteyenler de bir maç sonu 0 değerlendirme yapılabilir bence. Alanya Beşiktaş maçıyla devam edelim. Gollü bir maç bekliyorum aşkısı Alanya'yı geçen hafta izledim ben. Bakın Alanya'nın en büyük özelliği veya en büyük dezavantajı diyeyim ben. Takım sanırım biraz hazır değil gümrük de çok kötüydü. Alanya kötüydü bence. Neden kötüydü? Kondisyon olarak bu takımlar henüz daha hazır değil. Maç eksikleri mi var diyeyim. Kondisyon dakika 75'ten sonra açın şöyle bir geniş özetini veya maçı izleyin. Ben izledim 90 dakikasını çünkü. Yani kimse koşmadı. Arkaya 4'e 1 geliyor. Bir oradan 3'e 1 geliyor. Vesaire sürekli böyle pozisyonlar olduğundan takımlar gitti geri gelmedi. Defanslar bomboş kaldı. Alanya'nın zaten son iki 2 gol öyle geldi. Rahat bir şekilde özellikle son gol. Artık koşmuyor. Kara oyuncular koşmuyor. Kondisyon olarak yetersizdi bence Alanya Spor. Beşiktaş daha hazır bana göre Alanya Spor'a karşılaştırırsak. Bilmem bunu biraz bana katılmayabilirsiniz. Fakat ben burada 90 dakika izleyen hatta Alanya Spor Beşiktaş maçında stadyumda olacağım. Stattan izleyeceğim onu da belirteyim. Şimdi burada Beşiktaş bence gol atabilir mi? Bir zaten bir tane golü var bence. Efecan Alanya Spor'da olmayabilir. Ben idealden bir KG var zaten aldım. Gelmesi muhtemeldir. Ve şunu söyleyeyim sizlere. Sizlere bahsettiğim gibi Alanya Spor İkinci yarı çok fazla koşmadı. Kondisyonu yetersiz kaldı. Ben burada da bir yüksek oran aradım. Ve çok mantıklı geldi bana. Oranı da zaten güzel. En çok gol ikinci yarı gelir diye düşünüyorum ben. Onun da oranı 1.81 şuradan göstereyim. En çok gol ikinci yarı gelmesini bekliyorum. 1.81 gibi orandan. Geçtim bunu da Roma-Salernin tane mücadelesi. Roma yaptığı transferlerle çok ön plana çıktı. Baktığımız zaman Wijnaldum'u aldı. Abraham oynayacak ve Dybala'yı aldı zaten. En önemli hatta Ronaldo'nun forma satışını geçmiş bir günde. Velhasıl kelam ben burada Roma tarafındayım. Salernitana'da geçen sezon son anda böyle kıl payı zaten sonlarda kurtuldu. Ee, Roma burada galip gelecektir bence. Galip gelmesinden ziyade tarafını önermiyorum ben burada. Roma'nın atacağı iki golü aldım. Açılışı güzel yaparlar bence. Tribüne böyle güzel bir taraftarını hediye ederler. O kadar transfer var. Velhasıl beklenti de var yani. Beklenti de var Roma tarafından. Deplasman 1.5 üstüne aldım. Kombineme de koydum. Geçtim bunu Real Madrid-Almena mücadelesine. Real Madrid biliyoruz Almanya'ya Almeria'ya baktım transferlerine. Ya yıldız yok. Yani böyle yine işte bu takımlara yenilir. Ortalarda Valecano, Valencia bunlarla savaşıp durur Almeria takımı. Real Madrid bu maçta kazanır da nasıl kazanır ben onu bilmek istiyorum daha doğrusu. 2-0, 3-0. Bakın sadece bu. Dev basmanın 2 golüne zaten düzgün oran vermemişler. 1.32 oran vermişler. Ben buna gitmeyeceğim. İsteyenler buna gidebilir. Ben şöyle bir şey tercih edeceğim. Bayern Münih maçında ne yaptım? 4.5 altında 1 yaptım. Buna da aynı şekilde 1.50 gibi orandan 4.5 altında 2 yapıyorum. Çok fazla gol beklemiyorum bu maçtan da. Toplamda 10 maçımı ideali yüksek oranı ile birlikte aklımdaki izle izlediklerimle aldığım notlarla birlikte aktarmaya çalıştım. Kombinem var bir adet de ideal. 2-0-2'lik orandan ekrana gelsin. Pazar kombinesi ideal bence. Roma'nın atacağı 2 gol Deplasman 1.5 üst Alanyaspor maçına da KG var dedim. Zaten Alanyaspor maçında beklenti var o yönde. Bakalım güzel karşılaşma olacak ikisi de. Bu şekilde bir ideal kombini oluşturabilirsiniz. Gelir gelmez 50 lira, 100 lira kendinizce kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bunların dışında 8 tane daha maç anlattım. Hangisi aklınıza yatıyorsa değerlendirme altına alabilirsiniz. Bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.